Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yanlış tava nasıl temizlenir onu göstereceğim. Öncelikle tavanın sapını çıkartıyorum. Diğerini de çıkartıyoruz. Evet, sapını çıkardık. Şunları da temizleyeceğiz. Bunlar da bayağı kirlendi. Şöyle içleri. Bunları da çıkartıyoruz. Bir daha da çıkartalım. Şunları şöyle kenara koyacağım. Bu yanık kısımların daha kolay temizlenip çıkması için şöyle bir miktar tuz serpiştiriyorum. Daha sonra karbonat. Şöyle karbonat. Bir miktar bulaşık deterjanı. Daha sonra üzerini peçeteyle kapatıyoruz. Üzerini peçeteyle kapattıktan sonra şöyle limonu sıkıyoruz. Biraz da beyaz sirke yanıkların daha yumuşayıp kolay çıkması için. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika bekleyecek. Bu şekilde yanık kısımlar ne kadar çok yumuşayıp çözülürse temizlememiz de o kadar kolay olur. Yaklaşık 40 dakika bekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o yanık kısımlar kendini bıraktı. Sarıklıklar görüyorsanız sapsarı oldu peçete. Şimdi şöyle şeyini açıyoruz. Bakalım ne kadar çözülmüş. Ne kadar yumuşamış. Yanık kısımları iyice yumuşatıp çözülmesini sağladıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurayı bir temizleyeceğim. Tavayı alacağım kenara. Tavayı hiç yıkamadan şöyle bir tavanın içerisine alıyorum. İçerisine su dolduracağım. Yeterlidir. Ocağın altını açtım. Şöyle limon dilimliyoruz. Kestiğimiz limonları şöyle içerisine bırakıyoruz. Daha sonra biraz tuz. Limon tuzu varsa limon tuzu da olur. Limon tuzu yoksa bu şekilde limon dilimleyin. Biraz da tuz ekleyin. Yaklaşık bir kaşık da çamaşır sodası.
Şu parçalar da içerisine bırakıyoruz. Bunlar da temizleniyor. Bu şekilde. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Su kaynadı. Gördüğünüz gibi sap sarılmış. İyice yumuşayıp çizilecek şimdi. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar. Ne kadar çözülmüş. Ne kadar temizlenmiş. Suyu gördüğünüz gibi simsiyah oldu neredeyse. Şöyle gördüğünüz gibi kendi kendine çıkıyor. İyice yumuşamış, çözülmüş. Gördüğünüz gibi kendi kendine çıkıyor. Şöyle. Biraz daha bekleteceğim. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar. Evet, bayağı yumuşadı, çözüldü. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi altını kapatıyorum. Şu parçaları da alacağım. Bir tane artan aldık. Şöyle suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Simsiyah oldu. Bismillah. Gördüğünüz gibi. Şöyle bezimizi seriyoruz. Şöyle biraz karbonat. Daha sonra yarım bir limonla şöyle kalan kısımlarda şöyle teli hiç bastırmadan hafif hafif zarar vermeden zaten kendiliğinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Hiç bastırmaya gerek yok teli. Yumuşadığı için kendi kendine sökülüyor. Hiç çizmeden kendi kendine çıkıyor. Şunları da temizleyelim. Çözüldüğü için kendi kendine çıkıyor zaten. Tamam. Şöyle. Gördüğünüz gibi tertemiz olmuş. Gördüğünüz gibi etrafa da zarar vermedim. Tertemiz oldu, kırık kırık oldu. Parçadan da bir kısmı. Bunlar da yine kırık kırık olmuş, tertemiz. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şu kısımları da şöyle bıçağın ucuyla şöyle eğer buralarda kirliyse hafif hafif tavaya zarar vermeden
gördüğünüz gibi buralarda pırıl pırıl oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu, tertemiz oldu. Hiç etrafa da zarar vermedim. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.